arkadaşlar, çok uzun zamandır istediğim YouTube kanalımı sonunda açtım. Kanalda ne yapacağım? Makyaj yapacağım, alışveriş yapacağım, yapacağım bir şeyler. Ben biliyorsunuz 4 sene Yeditepe'de okudum. Eski Yeditepe'lilerdenim. O yüzden de ilk videomu çok sevdiğim, bayıldığım ve onlardan çok çektiğim Yeditepe kızlarına ithafen çekmek istedim. Biliyorsunuz Yeditepe kızları diye bir kavram var. Bu saat sabah 9 dersine bile topuklularla giden, full makyaj giden vesaire böyle bir kız var. Yanlış anlaşılmasın, çok imrendiğim ama asla olamayacağım bir kız tipi. Onların makyajını yapmak istedim. Çok bakımlar, çok güzeller. Hepsini öpüyorum burada. Bütün kullandığım malzemeleri, numaralarına kadar videonun altındaki açıklama kısmına bıraktım. NYX'in foto primer ile başlayacağım. Kadife gibi bir cildin üzerine makyaj yapmamızı sağlıyor. Şimdi ben bunu böyle kullanıyorum ama şunu da söyleyeyim. Bu fondöteni almadan önce yaklaşık 10 tane falan video izledim buna dair. 10 videonun 9'unda da şu an kullandığım şekilde sürülmemesi gerektiğini, çok yanlış olduğunu, asla böyle sürmemiz gerektiğini vesaire vesaire söylüyorlar. Ama şunu söyleyebilirim, 1,5 aydır bu fondöteni kullanıyorum ve bu şekilde kullanıyorum ve çok memnunum. Hatta almaya gittiğimde orada çalışan hanımefendi de sakın bu şekilde sürme falan gibi tepkilerde bulunmuştu da aa dedim tabii ki sürmem, asla bu şekilde kullanmam. Ama aldığım günden beri böyle kullanıyorum. Yine aynı şekilde almaya gittiğimde hanımefendi hani sadece özel günlerde kullanacaksın değil mi falan demişti. Dedim evet, kesinlikle öyle kullanacağım. 1,5 aydır her gün bu fondöteni kullanıyorum. Her gün. Hatta bazen günde 2-3 kere kullanıyorum. Hiçbir şey olmadı. Ha alırsınız, başınıza bir şey gelir, yüzünüze bir şey olur dersiniz, Danla sen aldırdın. Hiç ilgilenmiyorum. Son bir şey daha söyleyeceğim bu fondötenle ilgili. Bir Snapchat fenomeni hanımefendi, yani fenomeni olduğu için asla isim vermeyerek bu fondöteni bayağı bir yerde işte gri fondöten, stick şeklinde vesaire vesaire, asla sürmemeniz gerekiyor işte çok kötü, yüzünüz buruşur, kırışır falan dedi ve ben bu snapleri izlerken 3 kat falan bu fondöten vardı yüzümde. Kezzap falan sürdüm herhalde yüzümden, bu kadar yeremezdi. Hiçbir şey olmuyor. Alın, kullanın. Mükemmel bir fondöten. Hayatımda gördüğüm en kapatıcı fondöten. Göz altlarımı aydınlatacağım. NYX'in Pro Longwear Concealer ile aydınlatacağım. Ben biraz şöyle elimi sürdükten sonra... Bu arada geçenlerde bir tweet okudum. Çok tatlı bir kız tweet atmış. Demiş ki Danla Bilic'in işte highlight'ı kontürüne taşıyor. Hala mak gözlük taslıyor falan filan. Çok üzüldüm bu tweet'i okuduğumda. Ve dedim ki yani taşabilir. Çok normal. Yüz benim. Highlight benim. Kontür benim. Taşabilir. Yüzümü kontürlemeden ya da allık vesaire vesaire yapmadan direkt göz makyajımı yapacağım. Sonra diğer kalanlara geçeceğim. Ben 3 çeşit fırça kullanıyorum. Bir tanesini farı nokta nokta şeklinde gözüme bırakıp daha sonra ikisiyle de dağıtıyorum farları. Şuraları şöyle çok keskin olmasını çok seviyorum. Bu yüzden de bir sürü işte göz makyaj bandı vesaire vesaire var. Hiçbirini almanıza gerek yok. Direkt bir para bandıyla gözünüze şerit çekebilirsiniz. Bunu da Kayli ablamızdan öğrendim. Çak kıtlar kullanacağım. Şimdi bana kızanlar var işte çok pahalı ürünler kullanıyor falan filan. Öyle değil, birazdan göreceksiniz. Sadece bunu kullanmayacağım. Bunda sadece tek renk kullanacağım. O da göz kapaklarımı eşitlemek için White Chalk Direct. Gayet krem rengi, her markada bulabileceğiniz çok basit bir renk kullanacağım. Göz kapaklarımı eşitliyorum. Ben göz makyajımı gözün uçlarının içine doğru yapıyorum. Daha çekik gösterdiği için. Şimdi siz çok seversiniz diye düşünüyorum Yeditepe'li kızlar. Sevmem deyip Flormar kullanacağım. 6-7 lira 2 tane far. En bayıldığınız marka. Ama sorsak hayatta bilmiyorsunuzdur Flormar'ın ne olduğunu. Hani bilmiyorsunuz ama seviyorsunuz. Ben biliyorum size. Turunculaştıracağım biraz gözümün kenarlarını. Ne bu? Orange Gold diye bir şey. 102 numara. Nokta nokta alıp şu uçlarıma bırakıyorum. Sonra bunu iyice dağıtıyorum. Şimdi bunun üstüne daha da turuncu bir şey süreceğim. Böyle daha da ortalara doğru. Şimdi uçlarına da çok az kahverengi kıracağım. Bunda NYX'in yazdığım farını kullanacağım. Yine bunu da atıyorum. Şimdi kirpik takacağım. Kirpik takmadan önce rimel sürün diyen var, sürmeyin diyen var. Ben sürüyorum. Çok hafif sürüyorum. Renk versin diye. Şimdi kirpiğimi takacağım. Bu kirpiği Alex Besin aldım. 10 dolara aldım. Yani 30 lira mı ne ediyor, öyle bir şey diyor. Hani bir gün kırmızıda yemek yemezseniz alırsınız diye düşünüyorum. Çok güzel bir kirpik. Şu an benim yaklaşık 6. 7. kullanışım falan olabilir. Kirpiğe yapıştırıcıyı sürdükten sonra pat diye gözünüze asla yapıştırmayın. Kurumasını bekleyin. Yaklaşık 10-20 saniye falan üfleyin, bir şeyler yapın. Kirpiğimi taktım. Bantlarımı çıkaracağım şimdi. Tabii oradaki fondötenim de gitti. Şimdi yüzümün geri kalan yerlerini aydınlatacağım. Yine Pro Longwear kullanacağım. O TikTok'tan arkadaş her yerini aydınlatıyor dediği için daha çok yerimi aydınlatacağım bugün. Şimdi bu aydınlattığım yerlerden pudra geçeceğim. Sabitlenmesi için MAC'in Studio Fix pudrasını geçeceğim. Şimdi aldığı normalde kontür paletim de evet kontür paletiyle yapıyorum ama bugün Gratis'ten aldığım, hatta şu an markasını okuyamadım ama bulacağım, 20 lira gibi bir fiyata aldım. Güneş kremlerinin olduğu standta satılıyor. Önce bu şekilde bilgi yapıp sonra onu başka bir fırçayla dağıtıyorum. Şimdi allığımı süreceğim. Arkasından en sevdiğim şey yapacağım. Highlighter'ımı süreceğim. MAC allığımı. Yine aynı fırçayla. Bu arada alt kirpiklerime de ben çok hafif şey kullanıyorum. Limel. Şimdi rujumu süreceğim. Rujumu sürmeden önce dudak kalemiyle dudaklarımı iyice büyüteceğim. Hatta bununla ilgili bir tweet daha okumuştum. Yani işte niye bu kız burnuna kadar dudak kalemiyle dudaklarını büyütüyor falan diye. Büyütüyorum. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Büyütüyorum, seviyorum, büyütüyorum. Bu kadar basit. Flormar kullanacağım. Gönül Kaylı kullanmak isterdi ama Flormar kullanayım dedim. Yeterince burnuma kadar büyüdüğümü bilmiyorum ama onun üstünden de yine çok sevdiğiniz bir marka olan Pastel'in mat rujlarından kullanacağım. Yeterince büyümüştür herhalde. Bir de biliyorsunuz Yeditepe'de okuma kurallarından bir tanesi eğitim gördüğünüz süre zarfı içerisinde en az 1-1,5 sene saçlarınızın platin olma zorunluluğu var. Mutlaka ve mutlaka ki gerçekten ben de aynı şekilde 2013 yılında falan 1,5 sene platin saç rengi kullanmıştım. O yüzden şimdi müsaade ederseniz bize saç rengimi değiştirip gelmek istiyorum. Tam bir Yeditepe'li olmak için geldim. Yani gelse miydim, gelmese miydim pek bilemedim ama geldim. Tanıdık gelmiştir bu çoğunuza bu tip. Ama son bir uyarı daha yapıyorum. Bu makyajı ve bu saçı yaptıktan sonra altınıza mutlaka dizi yırtılmış siyah kot ve kalın topuklu bot giymeniz lazım. Yoksa güvenlikten pek içeri girebileceğinizi sanmıyorum. Alınan, kırılan Yeditepe'li olursa özür dilemiyorum. Yok, diliyorum, tamam. Özür diliyorum. Öpüyorum hepinizi. Bir de çok klasik olacak ama abone olun. Lütfen abone olun. Hatam vesaire olduysa kusura bakmayacaksınız. İlk video. Öpüyorum hepinizi. Bye bye.